DWF Labs ve akıllı para OPI ve bu 11 coin'i alıp satıyor diyor. Bunun üzerine konuşacağız. Burada daha çok Shiba üzerine ve Matic gibi kripto paralardan bahsederken çeşitli altcoin'lerden de bahsetmeyi sürdürüyor. Biz de dediğim gibi bunun üstüne konuşacağız. Hangi kripto paralarda balinalar, akıllı para ne gibi faaliyet gösteriyor? Hangi kripto paraları tercih ediyor? Biliyorsunuz zaten Ethereum balinaları dediğimiz zaman akıllara direkt olarak Shiba gelecektir. Geçtiğimiz günlerde 2-3 kere falan değerlendirme yaptık. İşte hangi kripto parada ne var ne yok, hangi kripto parayı alıyorlar. Bu noktada çok fazla bozulmamakla birlikte tabii birinci sırada Ether'in çok yüksek faaliyetini gördük. Bunu Shiba açık ara her bir tanesinde Ether'den sonra ikinci olarak takip etti. Ekseriyetle Matic, Link, Pip gibi kripto paralarda kendilerini bu süreç içerisinde gösterdi ve yüksek alımlara tabi oldu. Bunlar yedir. Kripto para piyasasının sürekli gelişen ortamında günümüzün gelişmeleri önemli oyuncuların dahil olduğu önemli işlemleri öne çıkarıyor. Çeşitli izleme kaynaklarından alınan son verilere göre DWF Labs ve Wintermute, Binance, KuCoin ve Coinbase gibi büyük borsaları etkilen önemli hamleler yaptı. Ek olarak akıllı paranın Ethereum ağındaki 24 saatlik sermaye giriş takibi OP gibi belirli tokenların piyasa dinamiklerine dair ilgi çekici bilgiler ortaya koyuyordu. Evet, katman ikileri sever Ethereum balinaları. Başta Matic olmak üzere OP, işte ARB falan, IMX tarzında kripto paralara yatırımları olduğu ve bilinmektedir ve genel hatlarıyla da zaten bunlar da faaldirler. Bunu tekrardan söylemiş olalım. Ve iyidir bunlar gerçekten. DWF Labs tört ve FED işlemleri yapıyor. DWF Labs'ın elinde zaten halihazırda çok yüksek sayıda FED olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz vakitlerde büyük yatırımlar duyurdular malum. Spot Chain yaklaşık 14 saat önce burada 46 milyon dolar yatırım yapmışlardı. 14 saat önce DWF Labs tarafından Binance'a önemli miktarda para yatırıldığını bildirdi. İşlem yaklaşık 1 milyon dolara eşdeğer ve 1,5 milyon FED'in transferini içeriyor. DWF Labs'ın bu hamlesi kripto para alanına aktif katılımlarının altını çiziyor. Ayrıca Binance ekosistemi içinde stratejik konumlanmayı öneriyor. Bunlara şey dediler bildiğin üzere işte manipülasyon yapıyor falan şeklinde açıklamalar geldi. Manipülasyon yaptıklarına dair bir takım söylem ve ithamlar da bulundu. Yakın zaman içinde yine yakın zaman içinde Floki yatırımı da gerçekleştirmiş idi. DWF Labs çok fazla kripto parada trade yapıyorlar. Yani manipülasyon mudur değil midir? O yorumu size bırakıyorum ama sık aldıkları kripto paralar mevcuttur. Bunların başında da özellikle Floki gelmektedir. Ve FED, evet FED'de de aşırı derecede faaller. Çok. Genel olarak yapay zekada, Agix'te de faaller mesela. Gibi gibi. Bu şekilde uzar gider. Wintermute borsalardan OP çekiyor. Scopus'un izlemesine göre kripto para birimi alanının önde gelen oyuncularından Wintermute 20 Aralık'ta Coinbase ve Binance'dan 1,5 milyon OP çekti. Bu büyük miktardaki para çekimi Wintermute'un stratejik portföy ayarlamalarını işaret ediyor. Ayrıca tokenlar için piyasa dinamiklerini etkileyebilir diyor. Ya zannetmiyorum. Şimdi burada şey yapmayalım tabii abartı kısma geçmeyelim. Yani hikaye anlatısı bölümüne geçmeyelim. Bu OP'nin fiyatlarını tabii ki etkilemez. Çünkü piyasa değeri bundan etkilenmeyecek minvalde yüksek olduğunu görebiliyoruz. O yüzden dediğim gibi burada birazcık o son kısımda abartı gerçekleştirmiş. Fakat OP coinlerini topladıkları zaten biliniyordu. OP de iyidir. Alım yapılabilecek bir altcoin'dir muhakkak. Devamında da diyor ki akıllı para bu coinlere sermaye aktarıyor. Nansen'inki verileri Start Money'nin Ethereum ağındaki 24 saatlik sermaye girişi takibine ilişkin bilgiler sağlıyor. Listedeki dikkate değer tokenlar arasında yaklaşık 4 milyon dolar tutarında giriş ve 24 saatlik %3,76 düşüşle DYDX yer alıyor. DYDX zaten biliyorsunuz genelde yer alan bir kripto para birimi. Takip listesinde yer alan diğer tokenlar arasında SHIB, Matic ve Blur yer alıyor. Bunların her biri kendine özgü sermaye giriş modellerine ve fiyat değişikliklerine sahiptir. Tabii birinci sırada Ether girişleri olduğunu görebiliyorsunuz. Ether tarafına sıkı girişler
söz konusu oluyor. Normaldir. Yani adı üstünde Ether balinası olduğu için ciddi girişler tespit ediliyor. Ether portföylere çok yakışır. Bunu söylemeye gerek bile yok. Fiyatları yüksekti, piyasa değeri yüksekti. Bu tarz şeyleri bu tarz düşünmeyin. Yani bu saçmalıktır tamamen. Piyasa değeri yüksek olunca yükselmeyecek değil. Anlatabiliyor muyum? Buna dikkat etmeniz lazım. Devamında Wrapped Bitcoin, evet, BTC'nin wrap'lenmiş versiyonu, yine Ethereum balinalarının klasik faaliyeti, Ethereum üzerinde faaliyet gösterirken bu şekilde stake'li halde ne yapıyorlar? Tercih etmektedirler. BTC tarafına da yatırımlar tabii ki de çok mantıklıdır. Bu tarz yatırımları da onaylıyorum diye yeniden söyleyebilirim. BTC yatırımları aksine tabii ki yüksek olmalı. Pek çok kripto paraya kıyasen daha yüksek bir sermaye izlemeli BTC'yi. Bunu unutmuyoruz. Bir diğeri olarak DYDX. DYDX de alınabilecek bir coin'dir. Bunu bu şekilde söyleyelim. Son zamanlarda kurumsal ilgiyi zaten artırdı. Büyüme oranları gayet iyiydi. Bence bu sezon portföyde bulundurulabilir. Tabi uzun vadede erir gider mum gibi. Öyle çok ömrü uzun olmayacaktır. Ama bu sezon değerlendirebilme noktasında iyi fırsatlardan biri bence. Shiba zaten Ethereum balinalarının klasik, en çok elinde tuttuğu ve alım yaptığı kripto paradır. Ether'i saymazsanız yani neticede sebebini anlayabilirsiniz niye saymadım. Adamlar zaten adı üstünde Ether balinası yani. Sizin Ether dediğiniz şey adamlar stable coin gibi kullanıyor. Bu şekilde bir durum. Shiba en çok alınan altcoin'dir balinalar tarafından. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım yapılabilir. Sağlam bir kripto para birimidir. Sezon içinde de yüksek bir beklentim bulunmaktadır şeklinde ifade etmiş olayım. Durum bu. Devamında ne varmış? Hay falan var. Onu boş ver. Burada bir de tabii Link üzerine konuşuyor. Link de Ether balinaları tarafından aşırı derecede tercih edilen bir kripto para birimidir. Link alımlarını da desteklediğimi daha önce de ifade etmiştim. Sezon içerisinde büyük yükselişler beklediğim sağlam, güçlü bir kripto para birimidir. Sezonu takip etmede problem yaşamaz ve BTC ile birlikte her zaman yükselişler kaydeder. En iyi Oracle projesidir. Ether balinalarının da en çok tuttuğu 6. kripto para birimi olarak karşımıza geliyor. Alım yapılabilir. Listedeki en iyiler aslında bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.